şöyle diyenler de var. Müslümanlarla kafirler arasında kalp zaten hiçbir şey değildir. Yani niye Resulullah'ın Hudeybiye ile o zaman Resulullah Hudeybiye ile oluşturduğu silim ortamı silim değil miydi? Resulullah yine bulduğunu alttan alta yakaladığını öldürtüyor, Medine civarına düşen müşrik kafilelere saldırıyor. Yani anlaşmayı hiç önemsemiyor muydu? Yine harp halini devam ettiriyor muydu? Bizim örneğimiz Allah'ın Resulü değil mi? Bizim üzerimizde emri geçerli olan Cenab-ı Hak değil mi? فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ diye emreden, onlar anlaşmaya uygun davrandıkça siz de onlara karşı anlaşmaya uygun davranın diyen, hainleri Allah sevmez diyen Cenab-ı Hakk'ın sözleri onları ilgilendirmiyor mu? Yani yaşanan süreç böyle bir süreç. Resulullah bunlar gibi bir şey yapmadı. Böyle karşı tarafla arasında anlaşma varken anlaşmaya hıyanet edip, evet dünkü koşullar başkaydı, biz bugün artık güçlendik, dolayısıyla anlaşmaya uymamıza gerek yok. Anlaşma sadece dünkü zayıf durumumuzu kurtarmak içindi. Kafirler böyle düşünebilir ama müminler bugün biz sorsak, kafirler bize sorsa İslami öğreti neyi emrediyor? Diyelim ki sınır komşunuz olan kafirlerle dünkü zayıf durumdayken bir anlaşma yaptınız, değil mi? Anlaşma yaptınız, hududu çizdiniz ve dediniz ki 20 yıllık bir anlaşma oluşturuyoruz. Ama aradan 10 yıl geçti, tahmininizden çok daha fazla güçlendiniz. Asgari kapasite olarak, ondan sonra mühimmat olarak, etkinlik olarak, siyasi, iktisadi, acayip güçlendiniz. Şimdi o hududu geçseniz ezer geçersiniz. Geçebilir misiniz? Yani İslam öğretisi buna ne der diye sorsanız geçemezsiniz. O anlaşmanın süresi biter, anlaşmanın süresi bittiğinde ateşkes ortadan kalkar, o zaman dünkü hesabı görmek üzere yol alırsınız. Öyle ya da böyle, yani arada bir hukuk söz konusuysa, kafirle bile olsa buna riayet etmek durumundasınız. Kafirin sözü, onunla yapılan anlaşma, o sadece dün onu başımızdan savmak içindi gibi bakamazsınız. Bu kafirlere yakışır bir davranış biçimidir. Müminler ahdine güvenilen, vefası umulan ve sözü doğru bilinen kimselerdir. Ticaretinde de böyledir. Yani o tipte olan kimselere ticarette de onlar o zaman. Yani kafirden malı alıp burada mal teslim aldıktan sonra parayı dönüp ödemez. Der ki nasıl olsa kafirin malı. İyi de sen arada bir ticari anlaşma da bulundun değil mi? Karşı tarafa malı tesliminde parasını ödeyeceğini söyledin. Yani hıyanet ettikten sonra oradaki hıyanetle buradaki hıyanetin bir farkı yok. Bu Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluk duyan ve bunun hesabını Cenab-ı Hakk'a vereceğini düşünen kimseler açısından asla söz konusu olamaz. Müminlerin arasında yaşayan zimmet, ahit sahibi kimseler, yani işte Hristiyanlardan olur, Yahudilerden olur efendim, bunlarla bazı Müslümanların husumeti oldu ve Müslümanlar haksızdılar. Haksızdılar, Resulullah'ı yönlendirmeye kalktılar. Cenab-ı Hak uyardı, dedi ki وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَث۪يمًا. Bu hainleri savunmaya kalkma. Allah hainleri sevmez. Evet, diğerleri kafirdir, olabilir. Ama bu meselede hıyanette bulunan senin tarafından olan kimseler. Dolayısıyla adalete riayet eden, insanların hukukuna riayet eden ve bununla örnek olup sonra da Müslümanlar gelince, efendime söyleyeyim, onların yönetimine girmeye can atan, kafirlerin zulmünden çok çekmiş toplumlar bu intiba ile İslam'ın esenlik yönetimine girmeyi umdular. İstanbul'da böyle oldu, diğer yerlerde böyle oldu. Çünkü biliyorlar ki onlar hakka, hukuka riayet ederler ve zaman içerisinde Müslümanlaştılar. İslam'ın güzelliğini,
adaletini görerek. Ama hain olsalar, o zaman gücü yettiği zaman, gücünden aldığı, fırsatını bulduğu zaman, fırsatından gördüğü o imkanı, o hani boşluğu değerlendirmek arzusu müminlere yakışan bir davranış biçimi asla değildir. Ne kafirin malına karşı, ne kafirin hukukuna karşı, sırf adam kafir diye müminler böyle bir namertliği göze alamazlar.